Evet, tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün konuğumuz. Dersimi konuşuyoruz. Birinci bölümde tartışmaların yankılarını sordum Sayın Aygün'e. Cevaplar verdi kendisi. Şimdi esas konumuza girebiliriz. Dersimde ne oldu meselesine gireceğiz. Bütün ayrıntılarıyla konuşmak istiyorum bu konuyu. Siz çünkü aynı zamanda bu konunun uzmanısınız. Bu konuda kitaplar yazdınız. Sözlü tarih çalışmaları yaptınız, yapıyorsunuz. Ve konuya hakimsiniz. Şuradan başlayalım isterseniz. Dersim'de 1925'ten beri Dersim sorunu diye bir sorun algılıyor yeni devleti, yeni cumhuriyeti kuranlar. Neden böyle bir sorun görüyorlar? Yani orada ne var da yeni cumhuriyeti kuranlar hoşnut değiller oradan? Orada 500 yıllık bir mesele var. 19. yüzyılda esasen çözümler aranıyor. Abdülhamit dönemine dayanıyor. Orayı merkezi otoriteye bağımlı kılmak için bazı raporlar ta 19. yüzyılda hazırlanıyor. Çok özür dilerim. Merkezi otoriteye bağlı olmamak ne demek? Yani kendilerini otonom mu hissediyor? Kısmen otonom bu bölge. Yani, siyasi halkın, olarak verilmiş bir hak mı bu yoksa yo, halkın değil. Kendini algılayış biçiminden mi bahsediyor? Yüzyıllardır kendi doğallığında otonomi, yarı otonomi, kısmen otonomi diyebileceğimiz bir idare var. O da kısaca şuna dayanıyor. Pirlerin, seyitlerin yani inanç önderlerinin hem mahkeme olduğu hem günlük sorunları çözdüğü hem de ibadet ilişkisini, toplumsal meseleleri düzenlediği bir eşitlikçi toplum şimdi, bir dakika, var orada. Osmanlı'nın kurallarına tabi değil uzun yüzyıllar boyunca. Şöyle bakalım olaya. Şimdi Osmanlı toplumunda devletin bir parçasının bu halde olması çok büyük bir sorun teşkil etmiyordu. Doğru. Ne zaman ki yavaş yavaş Osmanlı toplumunda otorite devletin bütün alanlarına egemen olma arzusu içerisine girdi. Mesela evet. Abdülhamit döneminde. Evet. Orası yavaş yavaş böyle bir sorun olarak görülmeye başlandı. Evet. Peki tamam bu sorunu çözmek için Abdülhamit ne yaptı? O dönemde hazırlanan 4 adet rapor var. Orada da devleti kabul etmedikleri, otoriteye gelmedikleri, askerlik yapmak istemedikleri, kanun ve nizamı sevmedikleri yönünde değerlendirmeler var. Doğru mu bu değerlendirmeler? Oradaki otonomiyi, oradaki özgür hayatı anlamayan değerlendirmeler. Ama 500 yıldır da böyle bir gelenek var. Yani bir kopukluk var merkezi yönetim ve devlet düzeniyle. Yani 1970'lere kadar bile Tunceliler mahkemelere gitmiyordu mesela. 1970'lere kadar, bırakın 19. yüzyılı. Çok özür dilerim. Bu kendiliğinden oluşmuş doğal hayat tarzı bir isyan, bir başkaldırı, bir tanımama şeklinde değil de o özgür koşulları sürdürme tabii, maksatlı tabii, mı? Tabii kendiliğinden öyleydi. Osmanlı da Cumhuriyet de bunu anlayıp buna uygun çözümler geliştiremedi. Bir takım raporlar son derece objektif ve iyi niyetle kaleme alındı. Mesela Vali Cemal Bardakçı'nın hazırladığı rapor böyledir. Oraya şefkatle yaklaşalım. Bu insanlar bizim sadık tebamız haline gelebilir şeklinde değerlendirmeler Bu şimdi var. Cumhuriyet'e geçtiniz siz. Evet ama mesela geçtiniz. Bu raporlar kabul görmüyor. Orayı vuralım, kıralım. Bunlar ancak şiddetten anlar diyen Fevzi Çakmak'ın, orada bir sömürge kuralım, koloni yönetimi oluşturalım diyen Fevzi Çakmak'ın görüşü kabul görüyor. Peki bir dakika, şimdi Cumhuriyet kuruldu. Bir ulus yaratılmak isteniyor. Bir ulus devlet inşa edilmek isteniyor. Evet. Tabii bu sefer Tunceli Dersim bölgesi, o dönemin adıyla Dersim bölgesi, önemli bir sorun haline geliyor. Çünkü kurulmak istenen, inşa edilmek istenen ulusun bir parçası olamıyor orası. Evet, evet. Bu bir sorun. Bu sorun tabii ama bunu çözme yöntemini eleştiriyoruz. Yani iktidarın kimlik algısında bir problem var. Peki o dönem şöyle bir görüş mü var? Yani Vali Cemal Bey'den bahsettiniz. Vali Cemal Bey gibi oraya şefkatle yaklaşalım, orayı dönüştürelim, yavaş yavaş o insanları ikna edelim diyen bir görüş. Bunlar adam olmaz, bunları bizim yeni kurduğumuz devletin nizamına, kanununa uydurmamız çok zor. Dolayısıyla biz bunları halledelim, üzerlerine tabii, bomba yağdıralım tabii, diyen bir tabii, görüş mü? Tabii. Bu iki görüş en mü var? Sert görüş Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey ve İbrahim Talih Öngören.
raporlarında yer alıyor. Özetle Dersim bölgesi bir çıbandır. Burada bir ameliyat yapmak gerekir. Buraya yol yapmak, köprü yapmak, okul açmak nafiledir. Bunlar ancak şiddetten anlar diyen ve bölgeyi hiç anlamayan sertlik yanlısı görüş. Öbürü de Vali Cemal Bardakçı'nın azınlıkta kaldığı ama aslında uygulansaydı bugün bu tartışmayı da yapmayacağımız olan insani yaklaşım. Cumhuriyet işte birincisini tercih ediyor ve problem orada başlıyor. Peki Hüseyin Bey, sadece ulus devletin yeni düzenine ayak uyduramama sorunu mu var? Yoksa o söylediğiniz kendine özgü koşullarda yaşamak diye tarif ettiğiniz sizin o yaşam aynı zamanda eşkıyalık, yol kesme, adam öldürme, ağaların, şeyhlerin, seyitlerin egemenlik kurduğu böyle bir baskı, feodal baskı düzeni mi? Yok, feodal baskı yok. O Barbaros Baykara'nın kitaplarında. Kimdir Barbaros Baykara? Dersim'le ilgili ilk romanları yazan. Ben biliyorum da. Asker hani, kökenli gazeteciliği gazeteci yazar. Onlar biraz böyle şey, yeni cumhuriyetin coşkuyla yazılmış propagandist romanları değil mi? İşte yani. Cumhuriyet devrimcidir. Dersim'e medeniyet götürüyor, otorite götürüyor. Kimsesiz kızları alıyor, biçki dikişi öğretiyor, okuma öğretiyor şeklinde. Aslında son derece vahim görüşler. Çünkü daha başında yaşasa bir Alevi hukukuna tabi olsa bile herhalde kimsenin günlük hayat tarzına müdahale etme hakkı ve yetkisi olmasa gerekir. Ama Cumhuriyet sadece Dersim açısından değil, genelde bir ulus inşası, modern bir kimlik inşası adına buna direnen bazı gruplara karşı son derece sert tedbirler uyguluyor. Ama Dersim'e yapılanlar çok vahşi. Bir dakika, şimdi Cumhuriyet'in ulus projesine direnmek ne demek? Yani o tanımın içinde yer almamak. Kürtler de bu tanıma girmiyordu, azınlıklar da girmiyordu. İşte daha sonradan 6-7 Eylül olayları bu yüzden patladı. Varlık vergisi bu nedenle alındı. O kimliğin içerisine girmiyordu. O kimlik peki, kısaca Türk ve Sünni olmayı dayatan bir kimlik. Şimdi ben mesela şunu hoşgörüyle karşılayabilirim. Yani kimliğine sahip çıkma, hayat tarzını benimseme ve onunla o yönde bir direniş sergileme. Hı hı. Silaha sarılmadığı müddetçe, barışçı yollarla bunu denediği müddetçe problem yok. Hı hı. Hem bugünün algısıyla söylüyorum hem de dünün algısıyla. Hı hı. O, Dersim'de bir silaha sarılma olayı yok mu? Yani bu bir direnç, bu söylediğiniz direnç. Şiddete dayalı bir direnç mi yoksa pasif bir direnç mi? Nasıl bir direnç bu? Dersim'i anlatan Genelkurmay tarafından yayınlanmış Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar kitabında bu direnç birkaç olay ile izah edilir. 1937 Mart'ında bir köprünün yakılması olayı, hemen bir ay sonra Nisan 1937'de Sin Karakolu'na ateş edilmesi, 1938'in başında Ovacık'ta Mercan bölgesinde 6 askerin yaşamını kaybettiği bir çatışma eylemi. Yani koskoca Dersim isyanına dair Genelkurmay'ın yazdırdığı kitapta 3 olay anlatılır. Bir dakika. Bu yani, üç olayın isyan olduğu ileri sürülür. Tamam. Hikaye böyle. Yani Dersim'de kimse ellerine silahları alıp dağlara çıkıp Türk askerine karşı, Türk devletine karşı, yeni cumhuriyete karşı ayaklanmadı mı? Hayır, hayır. Bu işte üç olay mıdır resmi, yani? Resmi yani tarih üç olaydan bahsediyor. Bir köprünün yakılması, bir karakola ateş açılması, 1938 Ocağı'nda veya Şubat Mart'ı olabilir. Mercan bölgesinde, Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde 6 askerin öldürülmesi. İsyan dedikleri tezin kanıtları bu 3 olay. Bu 3 olay. Oysa o dönem Türkiye'nin her yerinde asayişe müessir fiiller olurdu. Daha kanlı olaylar olurdu. Bugün meydana gelen pek çok olayda, doğuda, güneydoğuda çok fazla sayıda asker ölür. Mayınlı eylemlerde, saldırılarda, çatışmalar esnasında. Ama bugün hiç kimse bunu bir isyan olarak nitelemiyor. PKK isyanı diye nitelendiriyor. PKK isyanı ayrı. Ama buna Kürt isyanı, bir halkın isyanı diyemeyiz. Bu eylemlerden hareket ederek doğru, halkın hepsinin ayaklandığını söyleyemeyiz. Doğru. Yani gidip de Kürt şehirlerini bombalamıyoruz. Tabii, yani bombalanması tabii, aklımızın tabii, ucundan bile geçmiyor tabii, yani. Tabii. Bunu bir Kürt isyanı olarak örgütün görmüyoruz. Örgütün eylemleri, uyguladığı yöntemler. Kürtlerle şeyi ayırıyoruz. Tabii ki. PKK'yı ayırıyoruz. Ayırmalıyız da. Ayırmalıyız yani da. Terör şiddet uygulayan kişiye. Peki yani orada mesela ellerine silah alıp tamam bu üç olay da olsa bu üç olayı yapanlar eli silahlı insanlar. Tabii. Şimdi şöyle
Dersim'de silahlı bir aşiret düzeni var. Silahları olan aşiretler Peki var. Peki devlet silahlarınızı teslim edin diyor. Etmiyorlar. 1936'da tüm silahlar teslim ediliyor. 1936'da bizzat Abdullah Alpdoğan, sağ siyasetin isimlerinden biri yine. Onu da söyleyelim. Tunceli komutanı, valisi general, ve general Abdullah Alpdoğan silah toplama hareketi başlatıyor. Direnç olmuyor mu ona hiçbir karşı? Hiçbir direnç olmuyor. 9000 civarında silah toplanıyor. Genelkurmay'ın yayınladığı kitapta da silah adedi veriliyor. 1937-38'de de katliam oluyor. Sayın Başbakan'ın geçen özür konuşmasında bu planların 1920'lerde yapıldığı belgeleriyle ortaya kondu. Demek ki silahların toplanması da bu plan içerisinde bir yer tutuyor. Daha sonra tümüyle tasfiye edip o bölgeyi ıslah etmek için bütün bu tedbirleri alınmış. Tedip diyorlar ona. Yani edeplendirmek, terbiye etmek. Hani medeni değiller, biz medeniyet götürüyoruz. Espri bu yani. Peki şimdi resmi tarihte isyanı anlatan Genelkurmay'ın yayınladığı o kitapta 3 olaydan bahsediyor. Evet, 3 olaydan başka bahsediyor. Hiçbir kaynakta hiçbir başka olay olaylar yok mu? O kitap çok kalın bir kitap ve büyük bir bölümü Tunceli hadisesine ayrılmıştır. Ama bu 3 olay hariç hep şuraya girildi, bura tarandı, şurada şu kadar öle ele geçirildi, şu kadar silaha ulaşıldı, şu kadar kişi teslim alındı denir. Hiçbir çatışmadan, hiçbir zayiattan bahsedilmez. Ve koskoca Dersim katliamı sırasında 1937-38 olaylarında yine o kitaptaki rakamlara göre ölen asker ve subay sayısı 100'ün biraz üzerinde. Oysa Sayın Başbakan 14 bin civarında masumun öldürüldüğünü geçen hafta söyledi. Bir isyan ve çatışma olsa herhalde 100 asker ölmez. Daha fazla sayıda insan hayatını kaybeder. Peki bu 3 olayda o zaman toplam ölen asker ve subay sayısı 100 civarında. 100'ün biraz üzerinde. 100'ün biraz üzerinde. Evet. Bu 3 olayda değil. Daha sonra tarama hareketi sırasında tabii insanlar kendilerini korumak güdüsüyle silahı olanlar silahını vermemiş kimi insanlar direniyorlar. Çünkü dalga dalga hareket geliyor. Pek çok köylü silahlar teslim edildikten sonra bize karışmazlar. Biz bir şey yapmadık duygusuyla kendi normal hayatlarına devam ediyorlar. Ama pek çok köy haritadan siliniyor. Peki, dolayısıyla bunu duyan ahali bir kısmı dağlara çekiliyor. Diyelim Laş Deresi diye bir bölge var. Oraya gidip saklanan çocuklarıyla birlikte korunmak için mağaralara giren, daha sonra İhsan Sabri Çağlayangil'in bahsettiği o zehirli gazlarla yok edilen insanlar var. Kaçıyorlar yani dağlara sığınıyorlar. Tabii kendilerini Peki, korumak şimdi için. Şimdi gelelim şu konuya. İki harekat yapılıyor. Temel iki harekat. Bir sürü harekat yapılıyor evet. da birisi 1937'de birisi Tabii. 1938'de. Tabii. Şimdi ilk harekata bakalım. İlk harekatın yapıldığı zaman devletin başında başbakan olarak İsmet Paşa evet. var. İlk harekat kaç ölüme neden oluyor ve nasıl cereyan ediyor? İlk hareket Mart 1937'de başlıyor. Kahmut Köprüsü denen köprünün yakılması ile. Hani o söylediğiniz olaylardan biri. Tabii. Üç olaydan tabii, biri. Tabii ilk eylem aynı zamanda. Orada bir grup insanın askerlerle çatışması da oluyor. Silahlı bir grup insan. İşte tamam isyan çıkmış. Hayır isyan değil. Şimdi münferit çatışmalar var. Bir hareket yapılıyor. Münferiden çatışan, direnen kesimler var. Bunu söyledim zaten. Hayır şunu sormak Ama planlı, istiyorum. Örgütlü, ordulara dayanan bir hedefi olan bir kalkışma yok. Peki. Münferit direnişler var. Bunu söyledim. Peki. O köprünün yakılması bir münferit direniş hareketi midir? Tabii ki öyledir. Peki niye yakıyorlar köprüyü yani münferit direnişçiler? Orada da hükümetin niyetinin kötü olduğunu sezinliyorlar. İşte, kendilerine geliyor, üzerlerine tabii, geliyor. Yani diye. Bunun bir sel seferi olduğunu, bunun bir yok etme hareketi olduğunu seziyorlar ve direnenler oluyor. Ama halkın büyük bir bölümü o direnişe de katılmıyor. Yani bunun nafile olduğunu, devletin güçlü olduğunu, gelirse büyük kan döküleceğini hissettiklerinden halk tarafsız bir pozisyon alıyor, izliyor olayları. Peki, o köprüyü yakıyorlar. Devlet de o köprünün yakılmasını gerekçe göstererek mi Tabii. birinci harekatı 1937 başlatıyor? Hareketi böyle başlıyor. Eylül'de Seyit Rıza'nın Erzincan'a gidip askeri birliklere teslim olmasıyla son buluyor. Getirip Kasım'a kadar işte yaklaşık 2 ayın biraz altında bir sürede yanlış ve hukuk dışı bir yargılamayla İhsan Sabri Çağlayangil anlatıyor onun ayrıntılarını. Yargılanıyor ve arkadaşlarıyla birlikte idam ediliyor. 1937 hadisesi bitiyor. Bir dakika. Şimdi, İsyanın liderleri asıldığına göre 1938 neden oldu? Bunu sormamız lazım. Oraya gelelim ama önce 37'yi bitirmeyelim. Şimdi Seyit Rıza niçin
hedef alınıyor peki? Eğer bu bir münferit direniş hareketi ise, orada bir köprü yakıldıysa, niye Seyit Rıza? Mesela o münferit direniş hareketinin içinde mi Seyit Rıza? Bir parçası mı? Yok, köprü yakılması olayının içinde değil. Ama Seyit Rıza orada önemli bir isim. Dersim'de 1920'ler, 30'lar boyunca. Önemli pek çok isimden biri. Tek isim değil. Çeşitli defalarda hükümet kendisiyle ve diğer bazı aşiret liderleriyle görüşüyor. Teslim olmaya, Elazığ'a gelip yerleşmeye, kendilerine toprak ve konut verileceğine dair bir takım taahhütler oluyor. Teslim olmak ne demek? Yani Dersim'den çıkıp başka bir bölgeye gidip ikamet etmeyi öneriyor. General Abdullah Alptağan, Vali Cemal Bardakçı. Peki yani adam demiyor mu biz benim ne suçum var kardeşim? Niye söylediği şey şu, biz paşam zaten devlete teslimiz diyor. Dediniz yani sözlü tarih güvenilir mi? Yaşlar bunu öyle anlatıyor. Biz zaten devlete teslimiz. Niye yerimizden, yurdumuzdan, ata topraklarımızdan çıkıyoruz diye itiraz ediyor. Bu itirazlar sonunda işte bahsettiğim yanlış raporların orayı ameliyat etme, terbiye etme anlayışının bir sonucu olarak da günah keçisi seçildiğini söyleyebilirim. Diğer bazı liderlerle birlikte. Peki diğer aşiret, bu kaç köyü varmış böyle 127 diyor, köye hakim diyorlar. Barbaros Baykara'nın efsanelerinden biri. Dersim'de zaten 300-400 civarında köy var. Nasıl 230 köy oluyor? Yalan yani, böyle bir şey yok. 3 ayrı köyde ya gece kondu gibi, kom gibi evleri var. Öyle ağa falan da değil. Emrinde marabalar yok. Dersim'de hiç kimse öyle değil. Belirttiğim gibi Dersim'de bir komünal yapı var. Peki inanç önderi mi bu Seyit Rıza? Tabii, inanç önderlerinden biri. Peki orada sevilen sayılan hatırı olan biri miymiş tabii o dönemde? Ki. Tabii, tabii. Çok önemli bir simge. Ama orada şöyle bir yapı var. Her grubun, her köyün, her bölgenin de bir önderi var. Pek çok önderi var. Sadece Seyit Rıza değil. Ama işte sol literatürde, devletin resmi tarihi de hep böyle bir önder yaratıyor. Onun etrafında bir kurgu oluşturuyor ve tarihi yanlış yazıyor. Türkiye'deki hikaye de bu. Yani mesela biz şöyle algılıyoruz resmi tarihe baktığımız zaman. Şimdi PKK var, Abdullah Öcalan var. Adamlarını silahlandırmış, dağa çıkmış, devlete isyan etmiş. Evet. Seyit Rıza da bizim için böyle bir figür. Yani adamları var, silahları var, devlete isyan etmiş. Sonunda da cezasını çekmiş. Hayır, hayır. Bunlar hepsi yalan. Seyit Rıza 1918'de Erzincan ve Erzurum'un kurtuluşu sırasında Dersim'deki iki önemli milis birliğiyle birlikte Erzincan'a gidiyor. Ruslarla savaşıyor. Rusların Erzincan ve Erzurum'dan temizlenmesi hareketinde yer alıyor. Daha sonra kendisine devlet madalya veriyor. 2 yıl Erzincan'da ikamet ediyor diğer aşiret liderleriyle birlikte. Ve bildiğim kadarıyla kendisine askeri tedip hareketinden kendisinin ve o direnişe katılanların muaf tutulduğuna dair de bir belge veriliyor. Başbakan da geçen hafta konuşmasında bunları anlattı. Buna rağmen nasıl bundan bir isyancı türetildi, nasıl vatan haini oldu? Bugün artık bunları tartışıyoruz. Peki, Abdullah neydi ismi? Alptağan. Alptağan, birinci harekatın hemen ardından Seyit Rıza'yı Tunceli'den çıkartıyor. Hayır, Seyit Rıza kendisi Erzincan'a görüşmelerde bulunmak için, daha fazla çağrılıyor, kan dökülmemesi için. Ha, gidiyor. Vali Sabit Bey tarafından davet ediliyor. Vali Sabit Bey ile bir diyaloğu var daha evvele dayanan. Vali Sabit Bey gelip teslim olmasını, meseleleri konuşarak çözmek gerektiğini söylüyor. O da inanıyor, gidip konuşması halinde bu meselenin çözülebileceğini, hareketin durdurulabileceğini düşünüyor. Fakat kendisini hemen gözaltına alıp Elazığ'a getirip yargılamaya başlıyorlar ve idam ediyorlar. Şimdi tam bu sırada Atatürk'ün bir Tunceli civarına gezisi var mı? Evet, anlatılıyor. Ben çocukken de duymuştum onu. Dersimlerin Atatürk'ü koruduğu yönünde Kemah bölgesinde. Çünkü kritik dönemler o dönemler. Sahip çıktıklarını, ona değer verdiklerini söylüyor yaşlılarımız. Peki, o dönemki aşiret birliklerini. Şöyle bir hikaye de anlatılıyor çünkü. Deniliyor ki Seyit Rıza'nın, şimdi Atatürk bölgeye gelecek. Köprü yıkılmış. Köprünün yıkılması da o geziden bir öncesine denk geliyormuş. Köprünün yakılması. Evet. Münferit direniş hareketi, evet, dediniz ya. Evet. Atatürk bölgeye gelecek. Orada böyle bir güvensiz ortam var. Yani Seyit Rıza'nın alelacele idam edilmesinin biraz Atatürk için bölgeyi temizlemek gibi yansıtıldığını da okuyorum. İhsan Sabri Çağlayangil anılarında böyle anlatıyor. 6000 donlunun, 6000 beyaz donlunun, o dönem herhalde fakirlikten öyle giyiniyormuş Dersimler ve bölge halkı, atayı karşılamaya geleceğini ve Seyit Rıza ve arkadaşlarının mutlaka affını isteyeceklerini
duyduklarını söylüyor. Dolayısıyla kendisine Ankara'dan görev verildiğini, Atatürk Elazığ'a varmadan bu işin muhakkak bitmesi gerektiğini ilettiklerini söylüyor. Geliyor, mahkemeyi hızlandırıyor, savcıyı değiştiriyor, rapor aldırıyor. Bir dakika. Seyit Rıza gözaltında. Evet. O sırada Atatürk bölgeye gelecek. Ama evet. Şey mi diyorlar yani? Diyarbakır'a gidiyor. Diyarbakır'a bir gezi yapıyor. Dönüşte Elazığ'a gelecek. Dönüşte Elazığ'a gelecek. Ha, o Tunceliler, 6000 Tunceli Atatürk'ten Seyit Rıza'yı bağışlamasını isteyecekler. Evet. Aman evet. Ondan önce biz bu adamın bu işi halledelim. Yani bu işi çözelim. Anılarında dürüstçe söylüyor. Zaten yaptığı icraatları da büyük bir dürüstlükle ne kadar hani hukuk dışı yollara başvurduğunu anılarında yazıyor. Dedi ki Atatürk gelmeden de idamlar o gece geldikleri günün gecesi, sabahın gecesi idamlar gerçekleşiyor. Seyit Rıza ile birlikte oğlunu da idam ediyorlar tabii, herhalde değil mi? Tabii. Kaç kişi? 9 kişi. 7 kişi. 7 kişi idam ediliyor. O gün orada idam ediliyor. Evet. Peki Seyit Rıza idam edildi. Birinci harekat bitti. Devlet niçin mesela Tunceli'nin, o bölgenin, Dersim bölgesinin yeterince tırnak içinde tedip edildiğini düşünmüyor da evet. İkinci bir harekat yapıyor. Bu neden? İşte 1938'de... Bir de birinci harekatta kaç kişi öldü? Birinci harekatta ölen insan sayısı az. Esasen Dersim katliamı dediğimiz olay, on binlerin hayatına mal olan olay ikinci harekette. Yani 1938'de Celal Bayar'ın başbakanlığı döneminde oluyor. Zaten Dersimler de çok enteresan. Bütün bu olayın faturasını sol siyasetçilere, CHP'lilere değil yine sağa çıkarıyorlar. Bayar'a mı çıkartırlar? Bakın bir izin verseniz bir ağıt okuyayım. Buraya gelirken not aldım, çok enteresan. Ne okuyacaksınız? Bir ağıt okuyacağım. Zazaca okuyacağım, sonra Türkçe'ye tercüme edeceğim. Celal Bayar Meymano, Meymano Grano, Say Kavema Nisimeno, Made Hain Hain Niyadano, Sülagavano, Tersamık, Tersamıkı, Nazalim Mare Azu Kok Niverdano. Türkçesi şu, bu bir ağıt 1938'de yakılıyor. Celal Bayar bize misafirdir, önemli bir misafirdir, büyük bir misafirdir. Ama çayımızı ve kahvemizi içmiyor. Bize hain hain bakıyor. Süla Ağa diyor, evin sahibi bu, önemli bir adam o bölgede. Korkarım ki bu zalim bizim kökümüzü bırakmasın. Bu Zazaca yazılmıştır, Türkçe okudum. Dersimler, bu yıllardır bilinen bir ağıt. Tabii, çok ünlü bu yani. Okulda. Böyle benzer ağıtlar var mı? Çok, çok. Yani fatura çok ilginç. Celal Bayar'a çıkarılır. Yani Celal Bayar'ı sorumlu görüyorlar. Peki, tabii. Soruma tekrar dönecek olursak. Birinci harekatı yapmış. Neden ikinci hareket yapıldı? Seyit Rıza'da idam edilmiş. Neden ikinci harekat? Bunun hiçbir açıklaması yok. Yani mantık çerçevesinde yok. Ama Celal Bayar bunu anlatıyor anlarında. Diyor ki, Mercan bölgesinde askerlerimizin öldüğü haberi geldi. Biz ordunun hareketlerinden birindeydik. Konuştuk diyor, bir troikaları varmış. Bu işi kesin bitireceğiz. O gün orada o karar alındı. Bana da emir verildi. Hani bu meseleyi kökünden halledin. Ya bu meseleyi kökünden halletmek ne demek ya? Orayı olduğu gibi vatandaştan arındırmak, öldürmek mi yani? Yani kısmen öyle. Çünkü 1938 hareketinden sonra yasak bölgeler uygulaması var. Dersim'de geniş bir bölge. Giriş yasak oralara. Tabii. 1950'lere kadar köylüler sürgünden döndükten sonra da yerleşime yasak ilan ediliyor. Dolayısıyla hani bir bölüm insanın gerçekten temizlenmesi gibi bir hedef güdülmüş olabilir. Peki bugün Radikal Gazetesi'nde Hüsamettin Cindoruk'la yapılan bir röportaj var. Evet, gördünüz mü onu? Evet. Hüsamettin Cindoruk, Celal Bayar'a biz bu olayı sorduk. Sorduğumuzda Atatürk bize vurun dedi, biz de vurduk evet, öyle diye cevap vermiş. Bu var mı kayıtlarda sizin gördüğünüz? Ben bunu daha evvelden okumuştum. Celal Bayar'ın böyle söylediğini biliyorum. Ayşe Hür de daha evvelden yazmıştı bunu. Celal Bayar'ın anılarında galiba böyle geçtiğine dair de ben bir şey gördüm. Evet, evet. Şimdi Celal Bayar'ın Ahmet Bey o dönem atanması, başbakan yapılması da bir oldu bitti. Orada da bazı karanlık noktalar var. Ama çok ön yargılı olduğu, çok sertlik yanlısı bir çizgi izlenmesini savunduğu biliniyor. 1938'de zaten ortaya çıkan tabloda Celal Bayar'ın neden başbakan yapıldığını aslında gösteriyor. Belli ki diğer siyasetçilere bir güvensizlik var. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu Dersim konusunda daha sert olacağına tabii, dair. Tabii. Yani vurup kıracağını, yok edeceğini düşünüyorlar. Peki tamam, Celal Bayar başbakanlığında devlet ikinci harekatı yapıyor. Bu ikinci harekat nasıl yapılıyor? Uçaklarla mı yapılıyor? Şimdi birinci harekatta uçak yok değil mi, savaş uçağı? 1938'de yanılmıyorsam var.
Diyarbakır'dan kalkıyor. Sabiha Gökçen hanımefendi de bombardıman sırasında görev alıyor. İkinci hareket işte esasen bütün bu tartışmaları yaratan o kanlı operasyon oluyor. Mart-Nisan ayında yine orada Çetin kış koşullarının biraz hafiflemesini müteakiben operasyon başlıyor. Bu artık şöyle bir hedefle yapılıyor. Girilmedik dere, aşılmadık dağ, zapt edilmemiş mağara kalmayacak deniyor. Gerçekten de öyle oluyor. Peki, Eylül 1938'de bitiyor. Karadan bir harekat, bir yandan da havadan mı? Tabii bombardıman yapılıyor ama şöyle söyleyeyim. Hani kara hareketi hiç zor olmuyor. Kimse çünkü direnmiyor ki. Köy köy ilerleyip kırıyorlar insanları. Bazı yerlere karışmıyorlar. Ellerinde bazı listeler var. Bir program var belli. Hiç direnmeyen insanlar en başta, seyitler, pirler, o toplumun inanç önderlerini ilk olarak yok ediyorlar. Galiba onların bir önderlik yapacağı, o topluma güç vereceği varsayılır. Daha sonra sıradan bütün insanlar. Peki o hiç kırılıyor. Dokunulmayan insanların bir özelliği var mı? Yoksa orada hani önderliği daha çok hedef alan bir şey mi? İşte 500 yıllık otoritenin yapı taşları pirler ve seyitler. O yüzden onlar hedef alıyor. Peki, adalet dağıtan onlar, şifa veren onlar, bir çocuk hasta olduğunda dua okuyan onlar. Dolayısıyla en tehlikeli unsurlar onlar. Peki çoluk çocuk katledilmesi nasıl devreye giriyor? Yani tamam önderleri öldürselerdi sadece. Niye kadınları, çocukları, evet, mağaralara sığınmış insanları da öldürmüş olsunlar ki? Evet, bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu ben de anlayamıyorum yani. Çünkü bir çocuğa yönelik tavır asla anlaşılamaz ve kabul edilemez. Ya burada muhtemelen bu bölge zaten hep başımıza bela. Buna kesin bir neşter vuralım. Bundan sonra da bu bölge bela olur diye bir bence mantık dışı, vicdan dışı bir yaklaşım olsa gerek. Kaç kişi ölüyor? İşte resmi arşivlerin açılmasını o yüzden istiyoruz. Başbakanın bahsettiği o belgede 13.806 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ama gerçekte rakamlar çok yüksek. Şimdi, benim tahminim 30.000'in üzerinde oldu. 50.000 civarında oldu. Yok. Diyen var 80.000. Çok abartılı, hayır. Bence 30 ile 50.000 aralığında bir insan hayatını kaybediyor. Yalnız burada şöyle bir durum var. 1900 hep böyle hani yüksek rakamlar söylendiği zaman 15.000'e bile itiraz ediyorlar, 13.000'e bile itiraz ediyorlar ki siz 30.000 falan diyorsunuz. 1935 ile 35'te bir nüfus sayımı yapılıyor biliyorsunuz. Ardından da 1940'ta bir nüfus sayımı yapılıyor. Ve bu iki nüfus sayımda Tunceli'nin nüfusu tespit edildiğinde ortaya çıkan boşluk bu söylenen ölü rakamlarıyla çelişiyor. Yani ölü rakamları çok afaki ve fazla oluyor. Buna ne diyorsunuz? Nüfus sayımlarından anlayamayız. Niye? Nüfus sayımları yeterli değil. Çünkü ciddi ve sağlıklı bir nüfus taraması da yapılmış değil. 1935'teki tarama da ciddi değil. Bir de bölgenin koşulları da o taramanın ciddi yapılmasına uygun değil galiba. Uygun değil tabii. İşte saatlerdir konuşuyoruz. Bakın bu kitabın adı 00.1938. Ne demek? Neden 00? Çünkü 1938 yılında ölen pek çok insanın aile nüfus kayıt tablosunda gün ve ay yazmıyor. Bir haneden mesela 9 kişi 00.1938 ölüm tarihi diye yazıyor. Örnek veriyorum. 2 yaşında bebek de var, 50 yaşında insan da var o hanenin içinde. Böyle öldürülen insanların hiçbir çetelesinin tutulmadığı bir hareketle karşı karşıyayız. Ama dediğim gibi nüfus sayımları bunu anlamak için yeterli değil. Çünkü nüfus sayımlarının kendisi sağlıklı değil. Çok sorunlu. Peki başbakan 13.000 rakamına nasıl ulaşıyor? Başbakanın elinde bir belge var ama gösterdi. Evet, o belgede yazıyor. O belgede yazıyor. Fakat Genelkurmay'ın daha evvelden yayınladığı kimi belgelerde 16.000 küsur sayısı geçiyordu resmi rakam olarak. Peki siz 30.000'i nasıl tahmin ediyorsunuz? Yani o bölgede alan çalışması yaptık biz. Köy köy gezdik. Erzincan bölgesine gittik. Erzincan'da da yapılan katliamlar var. Sadece Tunceli bölgesi değil. Bingöl köylerinde var. Yani geniş bir coğrafya dersim o zaman. Bugünkü Tunceli değil. Bizim tahminimiz 30.000'in altında olamayacağı yönünde. Ama bizim savımız da tartışmaya açık. Bütün belgeler peki, yayınlanırsa öğreneceğiz. Arşivler açılırsa devletin elinde katledilenlerin sayısı ile ilgili bir belge, bilgi var mıdır? Bence yer yer, dere dere, nehir nehir yapılan infazların raporu vardır. Ben buna inanıyorum. Peki
1938'de silindir gibi geçiyor üzerinden Dersim'in harekat. Evet. Ve geride ölü bedenler, cesetler kalıyor. Evet, evet. Ne, nasıl anlatıyorlar o tabloyu? Şöyle yaşlılar anlatıyorlar. Munzur suyu diyorlar. Birkaç hafta kan aktı. Su akmadı. Kan aktı, üzerinden çocuk, yaşlı, kadın, erkek cesetleri yüzüyordu. Biz bulamadığımız yakınları Munzur'a girerek arıyorduk. Cesetleri çeviriyorduk, yüzüne bakıyorduk. Babamız mı, annemiz mi, oğlumuz mu diye. Bunu hala anlatan tanıklar var. Suya atma toplu katliamlarda herhalde çok elverişli bir yöntem. Cesedi yok etmek veya ortadan kaldırmak için. Mesela Munzur'un kan akması sayısız ağıtta geçer. Munzur kan akıyor teması tabii, işlenir ağıtlarda. Munzur kıpkırmızıydı denir. Mağaralarda ki ölümlerde gaz bombalarının, gazın kullanıldığı söyleniyor. O konuda da deniliyor ki işte o dönemde Türkiye'de öyle bir öldürücü gaz falan yoktu. Bu da bir yalandır falan deniliyor. Bu neye dayandırıyorsunuz bu gazla? Ama buna yalan diyenler zaten her şeyi yalan diyorlar. Katliamın olduğu yalan. Resmi tarihi tartışmaya gerek yok. Bizim tarihimiz anlı şanlıdır. Bizde böyle bir şey olmaz. Biz ırkçılık yapmayız. Bütün bunları da söylüyorlar. Sadece gaza itiraz etmiyorlar. Gazı bizzat İhsan Sabri Çağlayangil söyledi. Dönemin yetkilisi. Daha sonra da Demokrat Parti'nin ve sağ geleneğin önemli figürlerinden biri. Hani bunun tartışılmasını ben çok anlamlı bulmuyorum. Peki İhsan Sabri Çağlayangil'in tanıklığı dışında bölge halkı bunu anlatıyor mu? Yani biz işte yakınlarımızı gittik, baktık, hepsi öldürülmüştü, gazla öldürülmüştü mağaralarda falan diye, buna dair elinizde tanıklıklar var mı? Var. Havaya bir şey attıkları, bir şey saçtıkları şeklinde anlatımlar var. Ama tabii onlar da buna gaz demiyorlar. Hani hiç bilmediğimiz, hiç görmediğimiz bir şey kullanıyordu diyen yaşlılar var. Var mı böyle yaşlılar? Var, var. Dersim Sözlü Tarih Projesi var şu an Tunceli Merkez'de. O arkadaşların elinde 300 civarında tanığın görüntüleri var. İsteyen Tunceli'den ulaşabilir, izleyebilir. Ben yukarıyı, rejiyi duyamıyorum arkadaşlar. Bana o şeyi iletirseniz sevinirim. Peki bu tablo ortaya çıktıktan sonra, oluştuktan sonra, yani öldürüldükten sonra insanlar, Munzur çayı günlerce kan aktıktan sonra bir de sürgün devreye giriyor. Şimdi sürgünün devreye girmesi ne? Yani canlı kalanlar, sağ kalanları aynı anda alıp başka bölgelere mi götürmek istiyorlar? Tümünü değil ama 18 bin civarında insanı. Geçen gün bir kitap, yeni bir kitap yayınlandı. Necmettin Sahir Sılan arşivinden. Dersim'le ilgili önemli bir kitap. Burada 15 bin kişinin Tunceli merkezden, 3 bin kişinin ise Erzincan'dan, toplam 18 bin kişinin batı illerine nakledildiği yazıyor. Necmettin Sahir Sılan Tunceli milletvekilliği yapmış biri, yetkili biri. Onun verdiği rakam 18 bin kişinin sürgün edildiği yönünde. Sayın Başbakan geçen gün galiba 14 bin kişinin sürgün edildiğini söyledi. 14 bin kişi dedi, evet. Bu da asimilasyon, medenileştirme, uygarlaştırma, dininden caydırma, kimliğini asimile etme amaçlı çekirdek aileyi bile parçalayan, bir ailenin fertlerinin bir arada gelmesini yasaklayan inanılmaz bir uygulama. 38'in devamı niteliğinde başka bir uygulama. Peki 38'in hemen sonrasında mı oluyor? Yani o katliamın hemen ardından mı gerçekleşiyor? 1938 Eylül'ünde ilk kafileler gitmeye başlıyor. Bu süreç 1939'un ocağında, Şubat'ında bitiyor. Nereye gidiyor bu kafileler? Malatya'dan öteye hemen hemen bütün illere serpiştirme usulüyle. Trenlerle köy, mi? Köy köy tabii. Tabii. Erzincan ve Elazığ'dan kalkan siyah vagonlu trenlerle batı illerine serpiştiriliyorlar. Batıya da geliyorlar. Peki orada bir de işte Dersim'in kayıp kızları hikayesi var. Tabii, o tabii. Nedir? O annesi babası hareket sırasında ölen küçük çocukları alıp onları medenileştirme amacıyla çeşitli subaylara evlatlık veren başka bir plan. Yüzlerce kızın bu şekilde başka ailelere verildiği biliniyor. Bazıları sonradan ailelerine ulaştı, bazıları hiç ulaşamadı. Nerede olduklarını bilmiyoruz. 5 yaşından büyük çocukların asimile edilmesini amaçlayan başka bir program. Vallahi ben dinlerken tüylerim diken diken oldu. Çok acı.
nasıl bir tepki vereceğimi de bilemiyorum. Peki Dersim'de bu katliamı yaşamış ve bugün hala sağ olan çok insan var mı? Çok var, evet. Yani bence ulaşamadıklarımızın tam sayısını bilemiyorum ama 500'ün üzerinde ama 1000'i bulmayan sayıda bir insan grubu var. Bunların çoğu da katliamdan bir şekilde kurtulmuş, vücudunda yaralar olan insanlar. Süngü yaralarından bahsediyorsunuz. Evet. Peki orada askerler süngüleyerek de mi öldürmüşler? Nasıl şimdi olmuş? Şimdi şöyle, yani o hikayeler gibi çok acı, sizi üzeceğim ama işte grup oluşturuluyor. Çocuklar, kadınlar ayrı, erkekler ayrı. Çocuklar annelerin ve büyüklerin ortasına konuyor. Makinalı tüfeklerle taranıyor. Daha sonra kurşunun değmeyeceği, arada kalan bazı kişilerin kurtulabileceği tecrübeyle sabit olduğundan kafilenin içine, ölülerin içine askerler dalıyor ve kıpırdayan insanları süngülüyorlar. Böyle tanıklı olan ve kaydettiğimiz sayısız insan var. Geldiler bana süngüyü vurdular. Dişimi sıktım. En son hareket etmedim. Öldü sanıp gittiler. Halbuki ben ölmemiştim diyen sayısız tanık var. Onların hikayesi de böyle çok acı. Yani. Peki bu insanlar olaylar olduktan sonra Tunceli'de kaç kişi kalıyor? Yani yaşayan insan kaç o bölgede Dersim'de? Sürgüne gidenler az. Yani çoğunluk hali orada yaşamaya devam ediyor. 18 bin civarında bahsettiğim kitaba göre insan sürgüne gidiyor. Yani 18 bin insan sürgün ediliyor. 30 bin insan sizin tabirinizle, sizin ama tahmin. Ama en az 100 bin nüfusu var Dersim'in o zaman. Güvenilir verilere göre. 100 binin üzerinde de olabilir. Yani insanlar normal hayatlarına devam ediyorlar. İşte bir suç işlemedikleri halde bu korkunç travmanın etkisiyle 74 yıldır katliama uğradıkları mezrada, köyde yaşamlarını sürdürüyorlar. Biz gittiğimizde anlatıyorlar. Bizi alıp şuraya götürdüler, şöyle kırdılar diye. Sonra gidip hayvanlarını otlatıyorlar. Geliyorlar, tekrar oradan geçiyorlar. Düşünün yani, ne korkunç yani bir şey. Korkunç bir olay yaşıyorlar. Tabii, bu tabii. Nasıl devir dayım yani. Her gün devir dayım. Ama buna rağmen ayakta kalmayı başarmışlar. Peki, İnanılmaz bir direnç var. Akıl sağlıklarını, ruh sağlıklarını koruyabilmişler mi yani bu insanlar? Nasıl? Tabii bunun da çeşitli yolları olmuş. Hani biz hata yaptık diyenler var. Biz hak ettik diyenler var. Biz de rahat durmadık diyenler var. Ne yapalım? Devlet geldi bunu yaptı. Devlet babadır, yapar. Olmuş bir olay, unutun diyenler var. Hayır, unutmayalım. Bu korkunç bir şeydi. Bunun muhasebesi yapılsın, bizden özür dilensin diyenler var. İşte son haftalarda aldığım tepkiler genelde bu yönde. Ama bunu niye açıyorsunuz? Bizim yaralarımızı neden bir daha deşiyorsunuz diyenler de var. Yani bu o kadar büyük bir olay ki insanlar seslerini çıkarabilecek, gıklarını çıkarabilecek bir takat bulamamışlar anladığım kadarıyla. O bölgede yaşayan insanlar kendilerinde. Öyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Tabii çok korkunç bir şey bu. Hani yani psikologların gerçekten yoğun mesai harcayacakları bir travma. Ama işte birinci ve ikinci kuşaklar unutmuşlar, unutturmuşlar. Hiç anlatmamışlar çocuklarına. Hiç anlatmazlar mı? Yani anlatanlar az, anlatmayanlar daha fazla. Genelde anlatmıyorlar çocukları kin ve nefretle büyümesin diye. Çünkü çok korkunç bir şeydir bu. Bunu bir çocuğa anlatmak çok zordur. Hani biz de böyle zorlaya zorlaya, yalvara yalvara yıllardır konuşturuyoruz. Biraz da Türkiye artık açılıyor, dünyada bu meseleler konuşuyor. Peki bir korku İnternet üzerinden görüntüler yayınlanıyor falan. Peki bir korku da var mı yaşlılarda? Hani mesela bu olaylar bitmiş, ondan sonra bir içe kapanma, bir korkma, bir çekinme. Hala var. Hala mı var? Bir söyleşi yaptığım kadın sabah erkenden yanıma geldi. Evimin kapısını çaldı. Gece söyleşi yapmıştım, kaydetmiştim. Geldi, kayıtları istedi. Sabah hemen, yani 24 saat geçmeden. Neden istiyorsun dedim. Gece rahat konuşuyordum. Çocuğu Almanya'daymış. Onu bana ver dedi. Benim çocuğumu gidip Almanya'da bulup başına bir şey getirirler. Kaç yaşında? Ben vazgeçiyorum. 70'in üzerinde. Kendisi adına değil. Hani biz zaten diyor göreceğimizi. Ama Almanya'daki çocuğuma bir şey olur. O kaydı bana ver diyor. Ben pişman oldum. Demek ki müthiş bir korku var ya. Yani. Peki sonra dönemin gazetelerine bakıyoruz. Dönüyoruz. Dönemin basını, evet. Dönemin yetkilileri. Dersim'de bir şey olmamış gibi mi davranıyorlar? Yoksa nasıl bir şey? Yani bir isyan oldu, o bastırıldı mı diyorlar? Ölü sayısı biliniyor mu? Türk toplumunun haberi var mı bu olaydan? Nasıl bir
manzara var. Yani sonra, 1938'in hemen sonrasından bahsediyorum. Sonra meydana gelenler de çok korkunç. İşte yatırımlar yapıldığı, bölgenin bir İsviçre olabileceği, kayak merkezlerinin açılabileceği gibi saçma sapan, halkı hiç anlamayan haberler yapılıyor. Daha sonra bunun bir isyan olduğu resmi tarihe kaydediliyor. Sol da bunun üzerinden başka bir şey yapıyor. Dersim isyanı, şanlı direniş diye. İşte Baytar Nuri anılarını yayınlayarak tarihi de epey bir tahrif ediyor. Bu bir isyan olarak kaydediliyor. Yani bunun bir isyan değil, Kırım olduğunu yaşlılar bize o günden beri söylüyorlar. İsyan misyan yoktu diyor. Devlet geldi, öldürdü gitti insanları. İşte son 20 yıldır, 90'lı yıllardan beri de yoğun bir şekilde bu hakikat tartışılıyor. Tanıklar konuşuyor, kayıtlar Peki, yapılıyor. İngiliz parmağını konuştuk. Yani şimdi bu anlattığınız tabloya bakıp da hani ya Seyit Rıza böyle İngilizlerle temas kurabilecek, onlara mektup yazacak falan bir adam değil. Yani o çıkıyor Yok, ortaya. Yok hayır değil. Ama Baytar Nuri okumuş biri. Kürt Tehali Cemiyeti içinde de faaliyetleri var. Onun yazma ihtimali yüksek, o yazmıştır. Fakat hani bu mektubu kendi kişisel düşünceleri, kendi şahsi kanaatleri doğrusunda yazmıştır. Hani bir mektup, başka hiçbir kanıt yok. Bir mektup ile hareket ederek koskoca bir Dersim olayını yanlış nakletmeyi de ben çok etik bulmuyorum doğrusu. Peki orada Batılıların herhangi bir parmağı falan olabilir mi yok. Tunceli'de? Sayısız insanla görüştük Ahmet Bey. Şimdi Fransız kışkırtması, İngiliz bilmem neyi diyorlar. Yaşlılara soruyordum gerçekten. Böyle bir şey siz hiç duydunuz mu? Yabancılar gelip gidiyor muydu? Bu sohbetleri de biz ana dilimizde yapıyoruz. Yani kimsenin Elazığ'da ne olup bittiğinden haberi yok. İngiltere'de nereden olacak? Çok kötü bir yakıştırma bu yani. Zaten bunu söyleyenler de o mektup dışında hiçbir şey göstermiyorlar. Başka hiçbir kanıtları yok. Hatay meselesi varmış, Fransızlar bazı tezgahlar içindeymiş. Bunlar hep şahsi, subjektif kanaatler. İşte biz de yüzlerce insanın tanıklarını söylüyoruz yani. Çağıralım anlatsınlar, meclise çağıralım konuşsunlar. Soyunsunlar sırtlarındaki onlarca suyu izini görün. Bundan da önemli kanıt olur mu? Çocuk bunlar o tarihte. Tabii tam da onu soracaktım. 5 yaşında, 3 yaşında çocuklar yani kurtulanlar. O dönem asıl darbeyi yiyip kurtulanlar yaşamıyor. 70'lerde, 80'lerde öldüler. Ama o dönemin bir kısım çocuğu sırtında süngü izleriyle aramızda dolaşıyorlar. Peki mesela şu geliyor aklıma. Diyorsunuz ki çocuk bunlar. Çocukların ne anlar çocuk Fransızın, İngiliz'in orada bir şeyler yapıp çevirdiğinden? Onların tanıklıklarına nasıl güvenebiliriz bu konuda? İşte yani aldıkları yaralar diyorum. Hani hayır. Çocuklara yönelik bir hareket yapılmış. Hani bu kabul edilebilir mi? Benim derdim bu. İngilizlerin kışkırtması olduğunu resmi tarih kanıtlasın. Kanıtlayamıyorlar. Mektubun hikayesini de anlattım. Yani Dersim bölgesinde yaşayan köylüler, herkes kendi küçük çiftlik hayatı içerisinde ekmeğinin peşinde olan, yarını düşünen insanlar. Ya İngiltere nerede, Ankara nerede bilmezler bile bunlar. Bu bakımdan çok büyük bir haksızlık. Yani. Yoksulluk var mı o dönemde? Var tabii var. İşte talan seferlerinin sağa sola gidip hareket yapmalarının, gidip 3-5 keçi çalıp getirmelerinin sebebi de yoksulluk. İşte hareketin sebeplerinden biri de bu, çok ilginç. Çevreyi talan ediyorlardı, o yüzden hareket yaptık. Bu nedenle yani böyle bir şey yapılabilir mi? Ya da bu kabul edilebilir mi? Her yerde hırsızlık, talancılık, eşkıyalık oluyor. Özellikle o dönemde, otorite yok, doğru dürüst. Var yani, Vali Cemal Bardakçı da raporunda bu tip talan hareketlerinin yoksulluktan kaynaklandığını, silahlı gezmelerinin de yoksulluk kaynaklı olduğunu, yaşamak hissi ve endişesinden kaynaklandığını söylüyor. Diyarbakır valisi bu. Çok önemli bir adam. Peki, 1921 yılında orayı atladık biz. Bir Koçgiri olayları oluyor. Evet. Bunun Dersim'le ne alakası var? O bir isyan. Çünkü Koçgiri evet, isyanı. Evet. Dersimler Koçgiri'dekileri akrabaları olarak görüyorlar. Koçgiri neresi tam olarak şey olarak? Koçgiri şu an Sivas'ın İmranlı bölgesi. İmranlı oldu. Adını değiştirdiler. Pek çok yer gibi Tunceli'yi Dersim yaptıkları gibi. İmranlı bölgesi ve çevresi. Orada bir kısım Dersim aşireti de kalıyor. Onlar Dersimlerle yoğun ilişkiler içerisinde. Hani oraya yönelik şeyi de eğer biraz incelemişseniz çok kanlı bir hareket olduğunu biliyorsunuz. Orada isyan var ama. Yani orada tabii harekete önderlik eden bir kadro var. Meclise mektup yazıyorlar, bazı taleplerde bulunuyorlar. Onun politik niteliği apaçık. İnkardan burada diyorsunuz gelmemiş. Politik bir şey yok. Dersim'de hiçbir şey yok. Yani orada çekilmiş telgraflar var, yapılan toplantılar var. Eğitim almış bazı isimler var, şahsiyetler var Koçgiri bölgesinin
önderi konumunda Alişan Beyler gibi. Ama Dersim'de hiçbir şey yok. Koçgiri bölgesindeki hikaye de çok acıklıdır. Hani isyan edenlerin, siyasal bilinç taşıyanların ezilmesiyle sonuçlanmıyor. Masum bir sürü köyün haritadan silinmesiyle bitiyor. Cumhuriyet'in en kanlı hikayelerinden biridir Koçgiri. Ve Dersim'e benzer. Anladım, çok ilginç. Şehit Said'de bile bu kadar kan dökülmemiştir mesela. Benzemeyen tarafı ama şey... Yani bir önderliği var, politik siyasal önderliği, bazı talepleri siyasal var. Siyasal talepleri var tabii, falan. Hani bir isyan, yeni bir cumhuriyet kurulmuş, işte bir isyan var. O isyana karşı cumhuriyetin bir duyarlılığı var falan. Hani bu, tamam tabii ki ben de bastırılma biçimini kabul etmem ama yani izah edilebilecek bir şey var. Ama Dersim'de bu da yok diyorsunuz. Yok, yani. Hayır. Peki, şöyle bir yavaş yavaş toparlayacağız. Yani bu çok, beni çok etkiledi bu anlattıklarınız. Daha fazla bunu sürdürmek istemiyorum. Şu noktaya gelmek istiyorum biraz daha. Tarihsel koşullar deniliyor. Yani bu da çok zikredilen bir laftır. Yani şimdi bizim bir insan hakları anlayışımız var bugün için. 1930'lu yıllarda, 38'de, 37'de, 40'da insan hakları anlayışı biraz daha farklıydı. O zaman işte böyle bir yine bunu bir isyan olarak görenler... Diyorlar ki işte isyan bastırılırken biraz insan hakları konusunda duyarsızlık olmuş. Bugünün insan haklarına pek de uygun olmayan işler yapılmış. Biraz bunu tarihi koşullar çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Katılır mısınız bu görüşe? Tümünü böyle değerlendiremeyiz. Kısmen haklı buluyorum. Hani o günün koşulları içerisinde değerlendirmek lazım. Zira evrensel bildirge bile işte o olaylardan 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Ancak hani ben burada da çok iyi niyet sezemiyorum ne yazık ki. Tümüyle haklı göstermeye, oradaki olayı unutturmaya veya olayın boyutlarını küçültmeye dayanan bir anlayış sezinliyorum. Kesinlikle kabul edilemez. Hani bunun için insan hakları evrensel bildirgesine ihtiyaç yok. Bu kadar kanlı bir hareket olmayabilirdi. Nitekim bazı devlet görevlilerinin Vali Cemal Bardakçı gibi bu görüşü desteklemediklerini, karşı çıktıklarını biliyoruz yani. Peki Tunceli bölgesi, hadi o eski adıyla Dersim bölgesi, biraz böyle geri kalmış bir bölge. Cumhuriyet kendine özgü bu yapıyı içine sindiremeyeceğini, içine alamayacağını gördüğü için ortadan kaldırmayı tercih etmiş sizin anlatımınızla. Evet. İçine alabilirdi ama. Efendim? Ya içine alabilirdi, bunu yapmadı. Evet, yani şiddet yoluna başvurdu. Şiddet yoluyla bunu yapmaya başka çalıştı. Bir yol da denenebilirdi. Siz onu savunuyorsunuz, başka tabii, bir yol da savunulabilirdi tabii filan diyorsunuz. Şimdi soracağım soru şu, sizin partinizde şu anda İsmet Paşa'nın torunu Gülsün, evet, Bilgehan da biliyorsunuz mecliste görev yapıyor. O da bu Tunceli sonuçlarına bakmak lazım bu olayın. Sonuçları da iyi oldu işte. Tunceliler okudular, topluma uyum sağladılar, kızları yetişti, subaylar onları yetiştirdiler. Her biri medeni, uygar insanlar oldular. Hı-hı. Gibi bir açıklama yaptı, evet, ama tamam. Gerçi sonra beni aradı telefonla. Bunun yani bir gazeteye telefonla hızlıca söylenmiş sözler olduğunu, aslında maksadının da tam o olmadığını da bana söyledi. Bu kaydı da düşmek istiyorum hakkaniyet açısından. Çünkü bunu kendim duydum yani kendisinden. Biraz hem maksadın aşıldığını hem de tam da böyle kendisini ifade etmek istemediğinde söyledi. Ama yine de onu bir tarafa bıraksak bile böyle bir yaklaşım da var aslında, evet, Türkiye'de. Tabii, yani tabii, böyle bir yaklaşım. Hadi Gülsün Bilgehan'ı katmayalım işin içine ama bunu söyleyenler var. Ne diyorsunuz tabii, bu konuda? Tabii. O dönemin basının bütün referansları bu tez üzerine kuruludur. Hükümet Tunceli'deki Bedevilere şunu söylüyor der mesela Yunus Nadi bir başyazısında. Bedevi der Tunceli'deki halka. Hani bunlar medeniyet dışı, okuma yazma bilmiyor. İşte ayakları çıplak, beyaz donla geziyorlar şeklinde aşağılayıcı bir tavır var. Bence medeniyet böyle götürülmez. Irak'a da götürülmüyor, başka ülkelere de götürülmüyor. Sonra medeniyet dediğiniz şey de sizin kafanızdaki medeniyet başka bir topluma uymayabilir. Onun için deveye binmek, atla gezmek, dağ başında yaşamak medeniyet olabilir. Ben çok yanlış biliyorum böyle şeyleri. Evlat edinilmiş çocukların, askerlere evlatlık verilmiş çocukların da bütün bir hayatının travma olduğunu unutmamak lazım. Sevgili Nezahat ve Kazım Gündoğan'ın çok önemli bir belgeseli var, evlatlık verilmiş kızlarla yapılan. Dersim'in kayıp kızları. Evet, söyleşilerden oluşuyor.
Bütün bu hayatları zulüm ve işkenceyle geçiyor. Hani buna biçki dikiş öğretseler ne olur, Türkçeyi bilse ne olur. O korkunç işkencenin yanında ben o tip kazanımların sözünün bile edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki Hüseyin Bey, sonuçta bütün bu anlattıklarınızdan hiç isyan olmadığı halde bu devlet kendi vatandaşını niye bombalasın kardeşim sorusuna da bir cevap verdiniz aslında. Bir cevap daha verebilirim. Lütfen. Bu devlet Engin Ceber'i neden öldürdü? Sadece yasal bir gazete dağıtıyordu. Karakola çekildi, öldürüldü. Failleri de ilk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde işkenceyle adam öldürmekten ceza aldı. Davanın nereye gideceğini bilmiyoruz, Yargıtay bozdu. Engin Ceber'i öldürmesinin hiçbir mantığı yoktu. Hiçbir mantığı yok, hiçbir sebep yoktu. Neticede bir genç gazete dağıtırken gözaltına alıyor. Dersimlere de böyle yapılmayabilirdi. Hiçbir mantığı yok. İşte 74 yıldır peşimizi bırakmıyor. Geçmişin hayaletleri benim, bundan sonra benim çocuklarımın peşinden gelecekler. Bununla yüzleşme sağlayamazsak, bu olayı konuşamazsak, CHP içinde olsun, parlamentoda olsun, Türk toplumunun bütün katmanlarında olsun, bununla yüzleşemezsek sağlıklı bir gelecek inşa edemeyiz. Hani bu konuda ne kadar umutlusunuz derseniz, biz 1990'ların faili meçhullarıyla 12 Eylül'de 654 bin kişiyi işkence yapılmasıyla ile dahi yüzleşemedik. Dersim zorlu bir konu ama bunu bir imkana da çevirebiliriz. Böyle bir atmosfer var. Başbakanın konuşmasından, CHP'nin başında bir Dersimli olmasından, CHP'nin izlediği sol demokratik çizgiden ben bunun imkanlarının olduğunu düşünüyorum. 74 yıldır yapmadık. Bundan sonra yapalım. Bari çocuklarımız öfke ve nefretle büyümesinler. Çocuklarımız adına istiyoruz. Peki başbakanın özrü bunun için yeterli değil mi? Başbakanın özrü olumlu ama çok yanlış bir noktadan hareket etti. Neden? Din mazlumluğu çerçevesinde konuştu. Necip Fazıl'ın eserine atıfta bulundu. Biz oradan öğrendik dedi bu işi. Oysa Necip Fazıl'ın Alevilerle ilgili son derece talihsiz sözleri ve beyanları var yazdığı başka eserlerde. Öte yandan aynı konuşma içinde kendisine ceza veren hakimlere kafayı takmış öyle görünüyor. Onların mezhepsel köklerini yeniden ima etti. Yeniden bir ayrımcılık örneği sergiledi. Bu konuşmaya dair çok mesela şiddetli itiraz alıyorum ben çevremden. Bak bu özür konuşmasında bile bir kez daha yargıdaki Alevi kökenli insanlara hedef gösteriyor. Aslında samimi bir özür dileyiş değil bu diye itirazlar duyuyorum. Sonra Dersim meselesi sadece Necip Fazıl'dan öğrenilemez ki. Dersim'le ilgili bir sürü kirliyat var. Niye Necip Fazıl'dan öğrenilmesin ki? Gayet güzel yazmış. Yazmış tabii. Ama sadece oraya dayanması, bunu din mazlumluğu etrafında anlatması bana doğru gelmiyor. Neden? Müslüman oldukları için, dindaş oldukları için o kitapta öyle tarif ediyor ve 50 bin din mazlumu öldürüldü diyor. Yani bunların başka bir kimlik etrafında ele alınması halinde ne olurdu merak ediyorum. O ama açıdan referans ki, çok sağlam değil. Hayır ama şu açıdan bakarsak din mazlumu sayılmazlar mı? Diyorsunuz ki inanç önderleri, seyitler, pirler hedef alındı diyorsunuz. İşte inanç önderleri... Ama işte resmi dine de uymadıkları için resmi dinin karşısında da bir tehdit olarak algılanıyor. Alevilik resmi bir din değil Türkiye'de. Türkiye'nin yasak dinidir. Hala tanınmamıştır. Cemevilerin hiçbir yasal temeli yoktur. Hala Aleviler korkarak yaşıyorlar. Hala Ergenekon'la ilişkilendiriliyorlar. PKK içindeki Ergenekon'un temsilcileri olarak damgalanıyorlar. Sivas'ın mağdurları oldukları halde Sivas'ı Alevilerin yaptığı iddia ediliyor. Böyle garip bir iklim var. Dolayısıyla hani bunu öyle ele alamayız, katılmıyorum. Peki Çorum, Maraş, Sivas bunlar da... Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Dersimin devamı gibi mi görüyorsunuz? Tabii, başka bir şey tabii. mi? Aynı konsepte meydana gelen cinayetler bunlar. Ve tümünde devletin planlaması ve ona bağlı unsurların sahnede olduğu biliniyor. Bütün bunlarda da dinsel nefretin Alevilere dönük yüzyıllardır devam eden öfkenin devrede olduğu muhakkak. Başbakanın sözlerini o yüzden başta hatırlattım. Sivas'ta vatandaşlarımız zarar görmedi dedi dönem başbakanı. İnanılmaz bir şeydi. Ölenleri vatandaş olarak kabul etmiyor. Aslında o en çıplak göstergesidir Alevilere bakışın. Bence bu bakışta hiçbir değişiklik yoktur. Yapılan onca çalıştaya, hazırlanan raporlara, Alevilere verilen bazı sözlere rağmen
Çiller'in o günkü çıkışından bu yana Türkiye'de bence hiçbir şey değişmemiştir. Aynı şey devam ediyor. Tabii ki, yani. Tabii ki. Bugün Emine Ülker Tarhan, bizim grup başkan vekili, çok önemli bir şey söyledi. İşte dedi, bir Alevi CHP'ye genel başkan oluyor. AKP'de gösterir misiniz dedi. Hangi Aleviler var? Bu çok önemli bir şey. Bakın, bu tartışma CHP içinde oluyor. Bir CHP'li milletvekili çıkıyor, CHP'nin tarihine itiraz ediyor, yüzleşelim diyor. AKP'de hiçbir tartışma oluyor mu? AKP'den bir milletvekili çıkıp Ebu Suud Efendi'nin Alevilere dönük fetvaları yanlıştı, bunu kabul etmiyoruz demiş midir? Madem AK'ta yapılanlar vahşettir, insan yakalamaz hiçbir kutsallık adına demiş midir? Veya Maraş olayıyla, Sivas olayıyla, Çorum olaylarıyla yüzleşme önünde hiçbir girişim AKP'den duydunuz mu? Ben bugüne kadar hiç duymadım. Peki, Sabiha Gökçen isminin havaalanından alınması, değiştirilmesini destekler misiniz, istiyor musunuz? Yani şöyle, bu harekette görevi olanların, rolü olanların tümünün isimlerini eğer kaldırmaya kalkarsak çok sayıda yeni isim aramamız gerekir. Fakat Sabiha Gökçen'e dair, onun bombardımanda rol almasına dair çok yoğun bir tepkinin olduğunu hem temsil ettiğim bölgeden hem de sol demokrat kamuoyundan biliyorum. Bunu tartışmalıyız, buna birlikte karar vermeliyiz. İnanın benim bu konuda bir önerim yok. Ama Fevzi Çakmak'ı da kaldıracak mıyız? Ragıp Gümüşbal'a kalkacak mı? Alpdoğan kalkacak mı? Celal Bayar'ın ismi kalkacak mı? O zaman bunları da tartışmamız lazım. Bence buna bir toplum olarak sağlıklı bir tartışma sürecinin ardından karar vermeliyiz. Bu öneriyi ortaya atanların Sivas'ta işte iki oteli yakmaya giden iki insanın, otel yandığında hayatını kaybeden iki insanın ismini orada onur panosuna yazdığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki kuşkuların olmasını da çok doğal karşılamamız lazım. Bir güvensizlik var. Bu kadar özre çıkışa rağmen hiç kimse güvenmiyor. Çünkü Aleviler konusunda samimi hiçbir adım atılmamıştır 9 yıl boyunca. Peki, bu konuştuğumuz tarihlerde, yani 1937, 1938, bu katliamın yapıldığı zamanlarda Dersim'de bir milletvekili yok mu, Dersim'i temsil eden, Dersim mebusu? 1935-36'larda var, fakat o dönem mebusları da ne yazık ki çok olumsuz bir performans sergiliyorlar. Onlar da dünyadaki faşizm havasına kapılmış görünüyorlar. Çok olumsuz konuşmalar yapıyorlar. Dünyanın o dönem koşulları gerçekten çok berbat. Hani Dersim olayı sessiz sedasız gerçekleşiyor. Komünist enternasyonelin bile desteğiyle oluyor. Var, milletvekilleri var ama ne yazık ki olumlu roller oynayamıyorlar. Mesela UNESCO tam da Dersim olaylarının yaşandığı o seneyi Atatürk'ün insan haklarına gösterdiği saygıdan dolayı Atatürk yılı ilan etmiş. 1938'i mi? Evet. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyordum. Batılı devletlerde de bu tip ayaklanmalar olmuştur. Ancak onlar bizim gibi bu tür ayaklanmaları günümüz siyasetine malzeme yapmıyorlar. Siyasete malzeme yapan yok ama. Tarihle yüzleşmek başka bir şey. Ne faydası olacak? Yani bundan sonra Türkiye'deki dini ve etnik gruplar, azınlıklar, geçmişte zulüm görmüş olan bütün kesimler daha güvenli bir ülkede yaşayacaklar. Bunun için istiyoruz. Daha güvenli bir yarın için istiyoruz. Geçmişte ölenlere bahsettiğimiz on binlerce kurbana yapacak bir şey yok. Onlar gittiler. Ama onların çocuklarına, barış içinde bir arada yaşama adına verebileceğimiz demokratik bir Türkiye var. O yüzden yapmalıyız. Zamanlamayı da yanlış buluyorlar. Van depremi vardı, Keceke tutuklamaları vardı. Doğru. Ama Türkiye'de gündem acayip değişiyor. Yani yarın başka bir gündem patlıyor. Dersim meselesi de 74 yıldır tartışılmayı bekliyor. Ne zaman tartışacağız o zaman? Soruyorum zaten bana sitem edenlere, bunu ne zaman tartışmayı düşünüyorsunuz? Hiçbir planları yok. Çünkü bunu tartışmayı düşünmüyorlar. Bu itirazları geliştirenlerin büyük bir bölümü aslında bu meselenin tartışılmasından yana da değil ne yazık ki. Peki, bu konuyu siz gündeme getirdiniz. Bu konu tartışılıyor. Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline dönüştü, geldi. Bir yandan da insanlar şöyle düşünüyorlar. Son dönemlerde Atatürk aleyhinde bir takım cümleler sarf edilir oldu. Evet. Ve bir Atatürk tartışması. Yani Atatürk'ü çok seven Atatürkçü insanlar endişeye kapılıyorlar. Diyorlar ki ya, böyle bir hesaplaşma mı başladı? Ya. Bir dakika. Sizinle ilgili değil. Şimdi bir dakika. Ben kendime dair de konuşmalıyım ama. Konuşacaksınız. Önce bir şunu bitireyim, ondan sonra.
Atatürk'le ilgili bir hesaplaşma mı başladı bu memlekette? Bir de CHP'nin milletvekili çıkmış. Bu hesaplaşmanın sanki böyle bir parçası haline gelmiş. Bu hesaplaşmayı kışkırtan, işte tarihimizle yüzleşeceğiz falan diyerek böyle Atatürk'ü suçlu gösteren bir yaklaşım. Evet, asla. Ne dersiniz bu eleştiriye? Yani çünkü bu da çok yaygın bir eleştiri. Bu tartışmanın da Atatürk'e onun saygın hatırasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Nasıl? Ben kendim başta Atatürk'e çok saygılıyım. Çünkü Cumhuriyet devrimi benim açımdan çok önemli. Aleviler açısından imparatorluğun ne ifade ettiğini, kan ve gözyaşından başka hiçbir anlamı olmadığını söylemiştim. O büyük lideri de bugünün koşullarında anlamak bakımından bu yüzleşmeyi yapmalıyız. Bunun faturasını zaten ona çıkarmadım. Yani bütün bir devlet aygıtı, 500 yıllık siyasal gelenek, alışkanlıklar, Alevilere karşı ön yargılar, hala devam eden zihniyet bu olaylardan sorumlu. Dolayısıyla ben bu tartışmaların Ulu Önder Atatürk'e yararın olacağını düşünüyorum. Hiçbir zarar vereceğine inanmıyorum. Eğer yapmazsak tam aksine büyük zarar görüyor. Çünkü onu savunmak adına da bütün bu yanlışları onaylayan, savunan bir zihniyet var. Yaptığı her şeyi doğruydu. Dersimler isyan etmiştir, Kürtler rahat durmamıştır, azınlıklar haindir. Böyle bir masal var. Bence bunlarla da yüzleşmeliyiz ki Atatürk hak ettiği yere otursun. Peki Hüseyin Bey, bana bir de son olarak şunu anlatır mısınız? Ben şunu da çözemiyorum. Zaza, Kürt, Alevi, Kızılbaş. Evet. Nedir bunlar ve siz bunların neresindesiniz? Bu kavramların neresindesiniz? Dersim bütün bu kimliklerin birleştiği bir bölge. Yani siz Kürt müsünüz? Yani Dersimler Kürt mü? Değilim, hayır. Ben kendimi Alevi olarak tanımlıyorum. İnsan olarak görüyorum. Ana dilim Zazaca. Dersimler etnik bir tanım yapmıyorlar. Çünkü bütün bu kimlikler Dersim'de var. Ermenilik, Zazalık, Kürtlük, Kızılbaşlık, Alevilik, Kırmançlık. Kırmançlık diye bir kategori Peki, var. Peki Kızılbaş'la Alevi arasında ne fark var? Bir fark yok özünde. Ama Kızılbaşlar daha çok dağlık bölgelerde yoğunlaşan, otoriteyle uzlaşmayan aşiretler. Haklarında en çok iftira atılan... Tabii, değil mi bu tabii. Hani efsaneler Çünkü uydurulan? Çünkü en çok zulmü uğrayan ve en çok direnenler o yüzden. Yani ben şehirleşmiş mesela, Aleviler böyle değil. Ben mesela ya Kızılbaş kelimesini kullanıyorum. Diyorlar ki aman aman onu kullanma. Niye diyorum? Ya onu diyor hakaret olarak algılarlar onlar diyorlar. Ben onurla taşıyorum. Öyle mi? Tabii. Kızılbaş mısınız? Tabii bunda hiçbir sakınca yok. Bu bir kimlik. Hani Kızılbaşlık çok onurla üstlendiğim bir kimlik. Ve Dersimlerin büyük bir çoğunluğu Ahmet Bey kendini böyle tanımlar. Etnik bir tanım yapmazlar. Milli açıdan nötrdürler. Ama Dersimlerin ana dilleri Zazaca ve Kürtçedir. Bu iki dili konuşurlar. Fakat Türkçe'de konuşsanız, Zazaca'da konuşsanız, Kürtçe'de konuşsanız Dersimler kendisine yalnızca Alevi derler. Ben de o otantik kimliğe bağlı biriyim. Ama sadece bu kimlik üzerinden de kendimi inşa etmiyorum. Ya Ankara'dayım, parlamentodayım, çaycımız var, milletvekili arkadaşımız var, sekreterimiz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlarla bir aradayız. Bütün kimlikler bence saygıya layık. Kızılbaş aşağılayıcı bir deyim değil. Kızılbaş da Türk kadar, Sünni kadar onurlu bir kimlik. Onu da burada söylememiz boynumuzun borcu. Peki Tunceliler sonra çok okumaya başladılar. Kendilerini öğrenime verdiler. Türkiye'nin en eğitimi yüksek şehir olarak geçer. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı ama böyle bir şey var, algı var. Bu 38'deki olaylarla bir ilgisi var mı? Bir korunma mekanizması mı olarak okumuşlar? Çok sanmıyorum. Daha önceden de çok okuyorlardı. Çünkü... Ama anlattığınız hani o daha önce derken 37'den önceki toplumsal yapı biraz otantik bir yapı. Yani böyle eğitim Ama görmüş. Ama 37'den önce 1920'lerden itibaren kurulan okullar var. Bu okullara pek çok Dersimli aile çocuklarını gönderiyor. Tanıkların bir bölümü 38 hareketinden önce çeşitli köy mekteplerinde Türkçe okuma yazma öğreniyor. Ha, o dönemde de bir merak var aslında. Tabii, yani. Çünkü anladım. Bu aydınlanmayla ilgili. Yani Alevi geleneği şöyle bir gelenek. Çocuklar çarpılırsın, ölürsün, Allah seni şöyle yapar, böyle yapar, şunu yapma, günahtır diye yetiştirilmezler. Ailede çok özgür yetiştirilirler. Dolayısıyla Alevi geleneği bilime, aklın yoluna çok yatkın bir gelenektir. Bu kadar çok Alevi'nin zaten okuması, üniversitelerde olması, Avrupa'da, Amerika'da bile akademik kariyer yapmaları o gelenekle ilgilidir. Anladım. 38'in bununla bir rolü olduğunu Anladım. Düşünmüyorum. Peki 38 ile ilgili bir şey daha soracağım size. CHP'nin başında olduğu, bunu tekrar tekrar sormak istiyorum. Çünkü evet. Belki
Son bölüm artık bitiriyoruz. Bu da en çok sorulan soru. Evet. Buna rağmen nasıl oluyor da CHP'nin başında olduğu bir dönemde katliama maruz kalmış Dersimliler niye CHP'ye küsmüyorlar? Devlete küsmüyor. Devlete küsmüşler mi? CHP'ye küsmüşler mi? Atatürk'e küsmüşler mi? Neden küsmemişler, küsmedilerse? Çünkü yaşamalar lazım. Yani Dersimliler de normal her topluluk gibi çocuklarını büyütmek, okula göndermek, evlendirmek, yaşlanmak, doğal yollarla ölmek istiyorlar. Bunun için hani hep otoriteyle de bir bağlar olması gerekir. Biraz bu CHP'lik ama şöyle algılanıyor. Bir tür bunu da çok söylüyorlar. Stockholm sendromu. Yok. Celladına aşık olmuş. Yok, hayır. Dersimliler çok direnişçi bir topluluktur. 1970'lerde, 90'larda hapishaneleri hep Dersimli gençler doldurmuştur. Günümüzde de öyledir. Yani radikal sol muhalefetin çok sayıda unsuru Dersimlidir. Celladına aşık olsalar böyle bir yol izlemez genç üniversiteliler. Bu yolu doğrulamak adına söylemiyorum. Sadece bir saptama yapıyorum. Stockholm sendromu Dersimlilere yönelik çok ağır bir suçlama. Kesinlikle kabul etmiyorum. 500 yıllık geleneği CHP'ye indirgemiyorlar. Bunun çok daha geniş faillerden oluşan bir konsensusun ürünü bir katliam olduğunu farkındalar. Ve faturayı sadece CHP'ye çıkarmaktan yana değiller. Dersim'de de seçmenler ulusal, bölgesel ve yerel çapta hayatlarına etki eden unsurlara bakarak oylarını veriyorlar. CHP'ye vermedikleri dönemler var. Demokrat Parti ilk çıktığında mesela oraya veriyorlar. Bir önceki seçimde 2007'de CHP'ye hiçbir milletvekili vermiyorlar. Dolayısıyla hani hep CHP'liler, bilmem kim aşıklar, böyle bir şey yok. Hüseyin Bey, mesela Muğla'lı olayı var biliyorsunuz. Evet. 33 köylüyü Muğla'lı Paşa kurşuna dizdiriyor. Evet. Bu 1930'larda oluyor bu hadisede. Evet. 1950'de Demokrat Parti iktidara geliyor. 43'te galiba. 43'te. Galiba. Evet evet, 43'te. Hı-hı. Tamam. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldikten sonra bu defteri açıyor. Evet. Ya bu defteri niye kimse açmıyor, şu Dersim defterini? Yani 38, 40 oluyor, 50 yok, 60 yok, 70 yok, 80, 90, 2000, 2011'de ancak işte CHP liderini köşeye sıkıştırmakla da olsa, böyle hani bir maksatla da olsa defter hafiften açılıyor. Niye bu kadar uzadı bu iş? Yani o çok çeşitli sebepler çok var. Çok ittifak var, ondan mı? Yani mesela Demokrat Parti eğer defteri açmaya kalksa Celal Bayar var. Evet, o var herhalde bir ishaneli. Yani operasyonun şiddetiyle de ilgili, faillerin çokluğuyla da ilgili, TKP'nin bir ucundan desteklemesiyle bağlantılı. Yani Alevilerin bir topluluk olarak, eşit yurttaş olarak kabul edilmemeleri, haklarının hiçbir zaman verilmemesiyle de ilgili. Çünkü 38'den sonra artık herkes bir şekilde yaşamaya bakıyor. Katliamın hesabını sormak bir tarafa dursun. Yaşamalıyız, soyumuzu devam ettirmeliyiz, çocuk yapmalıyız şeklinde bütün kuşaklar kaygı içerisine giriyorlar. Herhalde en uygun zaman bu zamandı, 2011 yılı Kasım ayıydı. O yüzden biz de bu zamanda tartışıyoruz. Peki Onur Öğmen'in çıkışını hatırlıyor musunuz? Tabii. Mecliste. Tabii. O mesela sizi çok üzdü mü? Tabii. İlk tepki gösterenlerden biriydim ben. Ne dediniz? Dersim bir isyan değil, katliam dedim. Yani bu onaylanamaz, çok yanlış dedim. Analar ağlamadı mı kabul edilemez dedim. İlk gün hatta basında yer aldı yani. Çünkü Dersim meselesini araştırıyordum, bana da çok acı geldi. Onur Bey'in Dersim konusunu hiç bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Hayır, öyle düşünmüyorum. Ama Dersim'e yabancı olduğuna eminim. Muhakkak okumaları vardır, önemli bir isim, diplomat, CHP'de de önemli görevler yaptı. Ama bu mesele, hani isyan vardı, biz de bastırdık, böyle açıklanacak bir mesele değil. Mesela Haluk Koç, o 12 milletvekili adına açıklama yapan partinizin milletvekili, onunla oturup böyle bir iki saat konuşsanız... Yok, hiç konuşmadım. İkna edebilir misiniz onu? Zor bilmiyorum. Bir soru. Bilmiyorum, zor bir diyorsunuz soru. Yani. Ama buna açığım. Hani sorulsaydı, merak edilseydi aslında konuşurduk. Fakat şuna üzülüyorum, hani hiç kimse sormuyor. Şimdi düşünün, 14 bin insan resmi rakamlara göre öldürülmüş. Hani başbakanın söylediği şey deprem değil, bunlar öldürüldü diyor. Yani insan bir dönüp sormaz mı ya, bu kadar insan nasıl öldü? Korkunç bir şey bu. Bugün bir insan öldüğünde, izlediğimizde, bir yerde gördüğümüzde korkunç etkileniriz. 14 bin kişi, yani ki bunun çok yüksek rakamlara vardığını, sürgünlerle boyutlandığını biliyoruz. Hani insan bir merak etmez mi? Burada gerçekten ne oldu? Bu kadar insan ağlıyor, yürüyor. Bu olay her açıldığında kıyamet kopuyor.
basın günlerce yazıyor. Burada bir şey var diye merak etmez mi? Buna üzülüyorum. Bu meraksızlık beni çok korkutuyor. Merak etmelerini istiyorsunuz. Tabii, tabii. Peki bugün Tunceli'nin adı ne zaman Tunceli oldu dersin? 1936 Ocak ayında. Harekatlardan önce oldu yani. Tabii, tabii. Yeniden Dersim olmasını istiyor musunuz? Tabii ki. Dersim olmalı. Siz kendi adınızı internet sitenizde baktım Dersim milletvekili, Dersim milletvekili olarak yazıyorsunuz. Yani. Çünkü herkes Dersim diyor. Hiç Tunceli demez misiniz? Hayır, deriz canım. Dersim oranın adı. Yani yüzyıllardır var olan bir ad. Osmanlı döneminde sancak. Resmi bir sancağın adı. Otantik bir ad. Yani bunun evveliyeti var. Yüzyıllara uzanıyor. Yer isimlerini Türkçeleştirme gibi bir zihniyet. 1930'larda orayı da Tunceli yapıyor. Adeta alay edercesine. Devletin operasyonunun acımasızlığını göstermek adına galiba. Devletin Tunceli. Tabii. Resmi yazışmalarda Tunceli diye geçiyor. Dolayısıyla bu açıdan da kabul etmiyorum. Dersimlere soralım. Eğer Dersimler Tunceli'yi kabul ediyorsa bir referandum yapalım. Ben de kabul edeceğim. Ama ben de Dersimler de Dersim'i istiyoruz. Onu söyleyebilirim. Peki bu mesela hemen sağlanabilir aslında. Madem hükümet de bu Dersim faciasına duyarlılık gösteriyor. Hükümetten emin değilim. Zira Kürtçe yer isimlerinin verilmesi açılım politikası kapsamında atılacak ilk adım olarak ilan edildi. Daha sonra bizim bağımsız Dersim milletvekilimiz önerge verdi. Tunceli Dersim olsun diye. O dönemin AK Partili Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin şöyle söyledi. Tunceli'yi Dersim'e çevirmek bölücü zihniyetin bir isteğidir. Resmen böyle dedi. Daha sonra da açılımın mimarı Beşir Atalay şunu söyledi. Biz dedi yer isimlerinin iadesini şehirler yönünden düşünmüyorduk. Sadece köyler yönünden düşünüyorduk. Dolayısıyla bu iki veri ortadayken çok fazla güvenemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, ben parlamentoda herkes bu meseleye birazcık hassasiyetle yaklaşmalı. Tunceli Dersim olsa ne olacak? Ne zararı var? Benim köyümün ismi Erdoğdu değil, Pule Devresi olsa ne olacak? Tunceli'nin merkezinin ismi Mameki olsa ne olacak? Ovacık, Pulur olsa ne olacak? Kim ne zarar görecek? Halk zaten bu isimleri kullanıyor konuşurken. Hala kimse, onlar böyle mi kullanıyor? Resmi isimleri kullanmıyor ki kimse. Hüseyin Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu kadar uzun bir söyleşi yaptık. Ben yani genelde yapmam ama size belki yani söylemediğim bir şey kaldı. Ya işte şunu ben ifade etmek istiyordum diyebilirsiniz. Yani belki son bir şey söylemek istersiniz. Buyurun onu da söyleyin. Hiçbir şey söylemiyorum. Size söylemiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki sağ olun. Çok teşekkürler. Ben sayın teşekkür seyirciler. Benim açımdan gerçekten çok zor bir söyleşi oldu. Dinlediklerim tüyler ürperten şeylerdi. Sizin açınızdan da eminim öyle olmuştur. Burada biz gündelik siyasetin hesaplaşmalarının dışına biraz çıkmaya çalıştık aslında bu olayı konuşurken. Ölüm devreye girince, insanlar, öldürülmüş insanlar devreye girince bu gündelik küçük politik hesapları bir tarafa bırakmalıyız. Derin bir saygıyla, derin bir pişmanlıkla olaya yaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Ne dersiniz Hüseyin Bey, değil mi? Böyle bakmamız lazım. Yani ben mesela bir yazı yazdım. Çok pişmanım aslında o yazıyı yazdığıma. Şöyle dedim. Başbakan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gol attı. Keşke bu tabiri kullanmasaydım. Çünkü yani golle falan böyle açıklanabilecek bir şey değil. 15 bin kişinin dediğiniz gibi ölümünden konuşuyoruz. Niyetinizi biliyoruz. Niyetim halis ama yani keşke o tabiri kullanmasaydım diye de düşünüyorum. Böyle bir hepimizin böyle önünü ilikleyip ve iki dakika baş başa kalıp bu insanları, onların çektikleri acıları düşünmemiz, AKP mi kazandı, CHP mi kaybetti, Hüseyin Aygün bilmem şu mu oldu, bu mu oldu, Haluk Koç falan bunları bir tarafa bırakıp ve iki dakika düşünmemizin çok büyük yararı olacağını, insanlık açısından yararı olacağını düşünüyorum. Bu temenniyle bitirelim isterseniz. Tekrar teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Çok sağ olun. Bir de belki yine Hüseyin Aygün için bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi bu tür programlarda cümleler alınıyor, bir cümle buradan alınıyor, soru yok, başı yok filan. O cümle üzerinden bir sürü hükümler ortaya konuyor. Uyarıda bulunalım, bu söyleşinin bütününü lütfen dinleyin. Eğer dinleyecekseniz Hüseyin Aygün'ün bir daha tekrar başa dönüp bakacaksanız, bütün söylediklerine bakın diyorum. Bunu da sizin için çok söyleyelim. Çok teşekkürler. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Çarşamba akşamı yeniden buluşuncaya kadar, hoşça kalın.